Ben Emre Falanka'ya. Şimdi aslında hikaye şu, biz bundan herhalde yaklaşık bir sene önce 5. Ocak'ta bir metin dolaştı. 1000 tane metinden bir tanesiydi o. Sürekli böyle metinler dolaşır. Ondan sonra biz de hani ifade özgürlüğümüz var dedik. Barışı savunuyoruz dedik. Kısmen veya tamamen de olsa fark etmez. Katılarak zaten olay o değildi. Bu metnin altına bir imza attık. Ve süreç bu noktaya geldi. Şimdi bizim aslında altına imza attığımız metin kimilerince böyle çok güzel bir metin, çok detaylı bir metin falan ama aslında bu kadar büyütülecek bir şey yoktu. Gayet basit bir metin. Hele de bir plancının imza yetkisinin nelere kadir olduğunu düşünürsek bu metin aslında diğer şeyler yanında oldukça basit, karşılaştırması bile abes. Ama yine de hani empati kurmak isteyen arkadaşlar olur. Yani bunlar kardeşim ne imzalamışlar acaba? Ne oldu da bunları yani böyle bu kadar ikraç falan? Bunu merak edenler olur diye ben daha çok bunu anlatıyorum. Mesela işte bu bizim imza ettiğimiz, ya şu ana kadar hep akademik meseleden bahsediyoruz. İşte biz akademisyen olduğumuz için şöyle oldu, böyle aslında şöyle oldu falan. Ben biraz işin mesleki yönden de bahsedeceğim. Çünkü biz şehir ve bölge plancısıyız. Ve aslında 3 kişiyiz burada. 2 kişi olduğumuza bakmayın. Bir arkadaşımız Berlin'de ve şu anda buraya gelmesi mümkün değil. Kendi isteğiyle yani olmasa da istifa ettirildi orada. Onun adına da bunları söylüyorum. Şimdi bu metinle bizim normalde bir plancı olarak imzalayabileceğimiz şeyleri karşılaştırmak gerçekten abes. Mesela biz bu metni imzaladık ama çok şükür ki diyelim ki metropolleri mesela İstanbul'u nefes almaz beton yığınlarına çeviren maliyet hesabı kisvesiyle muazzam kar oranları için böyle yüksek kat hedefleri veren imar planlarını, belediye kararlarını imzalamadık çok şükür. Allah'a şükür böyle bir şeyimiz yok. İmzaladığımız metin gayet basit bir metindi. Ondan sonra böyle her gördüğü yeşil vadiye, her gördüğü akan suya, çaya, dereye HES kuran, Karadeniz'i tanınmaz hale getiren kararların altına da imza atmadık. Çok şükür. Böyle bir şeyimiz de yok. Yapabilirdik. Yani böyle şeyler yapabiliriz. Yapmadık. Dediğim gibi. Mesela sit alanında bir yer gördü mü, bir koy, bir kıyı gördü mü, işte kel tepecikler yapıp, içinde bin türlü hile hurdayla, muazzam emsallerde, bol yıldızlı oteller yerleştiren planları, kararları falan bunlar da imzalamış olabilirdik. Bunların altında da işimiz yok. Çok şükür. Yani biz plancı olarak potansiyellerimizden bahsediyorum ben size. Yanlış anlamayın. Yani imzaladığımız metne bir de o açıdan bakın. Örneğin taşrayı TOKİ'lerle kimliksizleştirip birbirinden ayırt edilemez hale getiren uygulama planları altında imzalarımız olabilirdi. Hangi kasabaya gittiğinizde yani nereye gittiğinizi anlayamayacağınız şekilde her yerde tek tip TOKİ'lerin olduğu, boğulan tarım arazilerinin olduğu bunların altında da imzamız olabilirdi. Monokültür tarımı dayatıp devasa tarlaları kısırlaştıran kararlarda da parmağımız olabilirdi. Böyle bir şey de yapmadık. Çok şükür. Efendim işte Japon Kalkınma Ajansı ile İstanbul'un deprem raporunu çıkartıp sonra bu raporda risk olarak gözükmeyen bütün alanlara hem de acele kamulaştırma kararıyla hem de KHK ile acele kamulaştırma kararı çıkartıp riskli alan kararı ilan edip oraları riskli alan ilan edip kentsel dönüşümü hızlandırmaya çalışan hilebazlığı da akıl etmiş olabilirdik. Öyle bir şeyde de çok şükür ki parmağımız yok. Ondan sonra böyle bir şey de yapmadık. Neyse ki daha yapmadıklarımız yok. Neyse ki suru yerle bir edip sonra bir de tüy dikme mahiyetinde yeniden yapılandırma projeleri için yarışmalar açan kararların altında da imzamız yok. Böyle bir şey de yok. Sonra sanki bu gökdelenleri, bütün bu yüksek binaları vesaireleri falan biz yapmışız gibi bir de yatay mimari edebiyatıyla muhatap olmak zorunda kalıyoruz. Yani bu yatay mimari biliyorsunuz. Üstelik bir de buna kendilerinden gördükleri, hani muhafazakar olduğu için rahmetli Turgut Cansever'i de alet edip merhumu da mezarında dört döndüren ondan sonra bu zihniyet böyle bir şey de bizim altına imza atabileceğimiz veya içinde bulunduğumuz bir zihniyet hali değil, ruh hali değil. Dolayısıyla şimdi bizim imzaladığımız metne bir de bu gözle bakın. Bakalım biz ne imzalamışız acaba? Açın bir daha bakın. Soran arkadaşlar, merak eden arkadaşlar nasıl bir metin imzaladığımızı orada görsünler tekrar bakıp. Dolayısıyla neler yapabileceğimizi o şekilde anlatınlar. Son bir mesaj kalan arkadaşlara.
mesela. Çünkü ben en azından bizim bölümümüz sahiplendiği için bölümü gerçekten teşekkür ediyorum bölüme. Bizim hiçbir zaman herkesin bu metin altına imzası olması gerektiği gibi bir beklentimiz yoktu. Kesinlikle. Fakat geride kalanlar, öğrenci arkadaşlar, meslektaşlar, hepsine söyleyecek şöyle bir şeyimiz var sanırım. Bir şeylerin altına imza atmamak yeterli değil. Yani bir şey yapmamak yeterli değil. Bir şey yapmamak bir pozisyon belirliyor, evet, bu imzayı atmamak falan, ama bizim daha proaktif işlerin içinde olmamız lazım. Dolayısıyla bizim ihracımızla aslında verilen mesaj şudur arkadaşlar. Geri kalanlar, geri kalan herkes, yakınındaki, en yakınındaki sendika şubesi, meslek odası örgütü, gençlik örgütü, dernek, kooperatif, vakıf, derhal gidip buralardaki tartışmalara katılsınlar, düşüncelerini paylaşsınlar ve buralarda aktif olsunlar. Bunu zaten sürekli söylüyoruz ama an bu an. Lütfen bunu ciddiye alın. Yani bu sadece imza atmama, ben şunu yapmadım, buna muhalefet, bu çok kötü, bu şöyle falan değil. Hakikaten bunun bir adım ilerisine bizim geçmemiz gerekiyor. Gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok sağ olun. Böyle bir korku ortamında, böyle bir korku ortamında bu kalabalığı görmek bizi rahatlatıyor. Bizi rahatlatıyor. Biz aslında zaten rahattık. Ama yine de bu böyle bir birikme güzel, hoşumuza gidiyor. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Çok sağ olun, zahmet ettiniz. Sağ olun.